Selamlar dostlar. Bugün Twisted Fate ve Swain ile oynuyoruz. Karşımızda da Senna ve Veigar var. Bir şey diyeyim mi? Bu başlangıç elini böyle bırakabiliriz. Yakip Veigar için çok güzel gözlüğü de durmadan zımbırtı çıkaracak. Burada hasar vermemiz tabii daha önemli. Ay ay. Çok zor bir matchup ya. Daha başlamadan karşımızda da kemik kırıcısı var. Turu bitir. 3-2 oynayacak. Sinir olacağım. Okey. Bu takası okey. Kendine vurması bu arada arkadaşlar. Swain'i bir noktada da level atlatıyor. O yüzden güzel bir kart. Direkt yarıya gelecek yani. 2-2 vuruyor. Diğer tur bir iki daha. Sonra bir iki daha. Gayet mükemmel. Ay ay. Devam. Hasarını arttırmak istiyorsun okey de. Kilitle iki hasar direkt çıkar. Ben takasa okeyim burada. Daha burada elinden almamız yok. Neko Kıbros'un gözü oynayarak. Eğer oynamazsa gözcülüğü oynayacağım gene. Tamamdır. Gözcüyü de oyun gelsin. Dörde falan çıkacak bu. Max 3 hasar alırız. Karanlıkta da kesemezsin şu an. Dörde çıksa, 2 vursa, 2 daha yapıyoruz. Bu bir tık üzdü. Peki yok mu benim burada noksuz şevki atmam? Bu şekilde. 15'e düşer değil mi? Sonuçlandır. Ve pas geç. Dediğim gibi Swain 6'ya ulaştı bile. Kart turbayı istemiyoruz. 2, 4, 5 olsa 4 kart çekmeye ihtiyacımız var. Bunlarla direkt level Rabadon mu? O kim ya? bence bu tur kırmızı kart atsam bloklamak zorunda kalırız değil mi? Elimiz hiç iyi değil bu arada. Sarı kart atsam 3'e 4 gider. Kırmızı atsam 1'e falan düşer değil mi? E hadi altın kart Dürüst gelsin. bir oyun oynamadım ki kaybedeyim. Ağır ol ortak. Karanlıkta tek de kesebileceği için bloğa çıkabiliriz diye düşünüyorum bu arada. Benim bir şaheser. Gerçekten şu an var ya sıcaktan bayılmış olabilirim arkadaşlar. Kilitle. Dediğim gibi Twisted Fate tek win condition'ımız değil. Ve pas geç. İyi, ölümün eli güzel. Bence bu tur Swain oynayabiliriz. Diğer tur Swain her şekilde level atlayacak. Bir de sadece bu var ya, ölümün eliyle vurursak eğer Swain level atlıyor. Hem korkunç hem aban alıyor arkadaşlar. Bu da can sıkan, yani en azından can sıkabilecek bir hamle olur. Kuzgun sürüsü yiyeceğiz, izleyin. Hadi ölümün elini buna atalım. Ki çoktan level atlasın. Zaten her şekilde level atlayacak da. Bu matchup'ın uzaması gerek ama. Ve rakibin Nexus'una daha adam gibi vurduk diyemem arkadaşlar. Ay ay, bir telefonuma bakayım. Yani neyi düşünüyor acaba? Kararsızlık en büyük zayıflık. Sonuçlandı. Sonları geldi. Şimdi Swain'im level atladı arkadaşlar. 7 hasar tekte çıkartıyor. Olacağız. İzleyin. Bu da stun 7. 7, 8, 9, 10, 11 hasar. Bence gayet tatlı. Ve bu elinden de gitmiş olacak. Neden? Bu eğer Nexus vuruş yaparsa arkadaşlar tüm düşmanlara ve rakibin Nexus'ına ekstradan 3 hasar daha vuruyor. Bu da bizim için gayet okey aslında. 7 canı kaldı. Bununla 3. Bir kuzgun sürümüz var. Neko Kabros'un gözü oynayıp kart çekebiliriz. Yani Nexus'a vuracak çok şeyim var. Sonuçta Bilge Water ile oynuyorum. Can basmadığı sürece sıkıntımız yok arkadaşlarım.
O 3'e 6'lık zımbırtıyı oynamaz umarım. Oyunu uzatması da benim işime gelir açıkçası. Tamam, turu bitir. Güce tanık ol. Burada Nekotaburos'un gözü gelsin. Gel bakalım. Sven'e intikam atacak. Burada Noxus Şevki atacağım. Buna da Kuzgun Sürüsü atmak zorunda. Totalde 7 mana harcayacak ve 3 manası kalacak. Oyun yine bana uzayacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Başka bir şeyler atamazsın çünkü sevgili dostum. Söylemiştim. Bu sayede yine oyunu bitiriyor olacağız. Bu bana 3 hasar verip veriyor olacak. 6-7. Pekala. Twisted Fate'in kırmızı kartı var arkadaşlar. Ve turu bitir. Can çalması imkanı yok. Destede deny yok, bir şey yok. Ay ay. 4'e 5 ya arkadaşlar. Kırmızı kart gelsin direkt. Ekstra bir şey yapacak olursa Kuzgun Sürüm'le yine buna blok atacağım. Ve biz bu maçı burada aynen kazanacağız. Bence güzel bir maçtı. Sıradaki maça aynen geçelim. Karşımda şimdi Eni ve Katarina var arkadaşlar. Şimdi bunu gönder, bunu gönder. Bence Twisted Fate ve Morarık Moruk kalsın. Burada 2 hasar çıkartabileceğim çok kartım var diyecektim ki. Çektik, güzel. Morarık Moruk gelsin. Saldırı sırası bizde ya, direkt saldırabilirim arkadaşlar. 2 hasar, 2 hasardır çünkü. Hem Eni'ye hem Katarina'ya karşı çok güzel bir cevap. Bu karşıdaki desteden nefret ediyorum ya. Yani sadece tek bir kart var arkadaşlar. Bu desteği kendi başına yücelten. Ve rakip hep bu kartın etrafında oynuyor. Bunun içinden çıkacak olan Tibalk falan asla önemli değil. Ay ay, bana ve bir dost bir hasar verip bir kart çekersin. Önce biz bunu alabiliriz çünkü Sven'in level atlatacak bir hamle. Devam. Bir de bu bizim Sven'in level atlatmamız için güzel. 2'ye 1 ile 2'ye 1 blokleyeceğim. Diğer tur Madame Kurbella ile gene saldıracağım. Bence gene word. Burada şanssız ki rakip şeyi çekememiş. Eni ya da Katarina daha çekememiş ya da oynamak istemiyor. Gerçi Katarina 3 mana değil mi? Aynen. Çok iyi bu arada gözcü idoller. Gözcü idoller doğrudan Sven'i level atlatan bir olay arkadaşlar. Bak, manası yok. Ağır metal direkt koy kafasına. Katarina'sını bu sayede elinden almış olacağız. Bıçak sırtıyla da istediğine hasar verebilir. Ki veremez, manası yok. Bu yüzden gözcü idolüm gelsin. Devam. Bak, 8'de 12 olacak arkadaşlar. Kendisini 2 hasar vurduğu için. Nekokaburos'un gözü güzel. Burada bir Katarina daha oynarsa Twisted Fate oynamaktan asla çekinmem. Ki umurumda da olmaz açıkçası. Başardım. İyi. Sveyn'imiz gitti dostlar. Aa, güzel. Vallahi güzel. Yerde bloğum. Gözcü idol değil de bence Twisted Fate gelsin. Ama Twisted Fate'im mavi kartta gelsin ve burada kart çekelim arkadaşlar. Gözüm açık. Burada iyi bir şeylere ihtiyacım var ki yak yık mükemmel bir kart, bunun Raven Bloom'u elinden gidecek demek. Koy bire bire durmadan Bloom olacak, o yüzden asla problemim yok. Pas geç. Şimdi olayın güzelliğine bakın. Burada bilerek open attack yapıyorum. Rakip elindekileri boşalsın ki yak yıkı ve gözcü idolleri oynayıp rakibi bir tık zora sokabileyim. 2-2 ile 2-2 ya da 1'e 1'i bloklayacak. Burada benim vereceğim hasar her şekilde benim için okeydir dostlarım. Başımdan. Evet, Twisted Fate öldü. Buna da 1 hasar çıkarttı. 6 manamız var abi. Burada Noxus Şevki de atabilirim aslında. Sanırım atıyor da olacağım. Evet, Sven'imiz her şekilde level atladı. Yak yıkla var ya, bu Raven Bloom'u aldığım anda sur verme olasılığı bile çok yüksek arkadaşlar. Bu arada Antalya şu an o kadar sıcak ki bayılmak üzereyim ya. Açıkça söyleyeyim, bayılmak üzereyim yani. Kilitle. Raven Bloom'u al elinden. Yapabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar.
Yani bu yer kartından deli gibi verim alacaktı ama artık alamayacak. Turu bitir. Yine bizim için dert olan bir şampiyon değil. Ki ölümün elini ben yine Katerina'ya saklıyor olacağım. Burada gözcü idol artı Swain'i oynayacağım. Bununla bu arada Swain'i bloklayamaz. Burada güçlü bir şey oynaması bu arada benim deli gibi işime gelir. Saldırması okeydir bu arada. Ciddi söylüyorum. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Bu ben karaktersiz bir adamım demek. Buradan kazanma olasılığımızın düşük olduğuna inanıyorum açıkçası. Sonuçlandır. 3'ü 6. Ama 2 hasara direkt patates ediyor değil mi? Bence burada gözcü idol gelsin. Yo, tur 8'deki girdap rex'e kalıyor her şey. Elimde bir şey yokmuş gibi düşünsün ve mana harcasın istiyorum. Ya buradan alacağım 5 hasar asla önemli değil arkadaşlar. Beni gelen şu an bu yeleli lorda karşı nasıl oynayacağımızı bilmek. Çünkü adam sadece 2 büyüyle elimdeki en güçlü üniteyi bile elimden alabilir. Bu da hiç iyi bir hamle değil. Sonuçlandır. İyi, Noxus Şevki güzel. Şimdi bu şekilde bir saldır. Şimdi bakın arkadaşlar, sadece 2B oynayacak ve 4'e 7 Swain'imi elimden alacak. Çünkü bu karakter diyor ki, hızlı büyülerin, yavaş büyülerin ve yeteneklerin sersemlemiş ya da hasar almış bir düşmana hasar verdiğinde ona öldürürsün verir diyor. Yani bu ne demek? Hasar aldı ya, bir büyü daha oyna ölsün. 2 büyü daha oyna ölsün. Salak. Hiç umurumda olmaz. Bu kesinlikle bizim öldürmemiz gereken bir şampiyon arkadaşlar. Elinde yok bu arada başka büyüsü. Ve bence ben eğer böyle yaparsam 9 oluyor değil mi? 10, 11, 12. 3 hasara ihtiyacım oluyor ama Nexus'a vurabilecek bir şeyim yok. Peki ben burada bu şekilde oynarsam 8 oluyor. Gel bakalım deneyelim. Şimdi bu her şekilde ölecek. Yani bu ikisi 5 hasar çıkartacak. Burada rakip 2 tane ayrı bir oynamak zorunda. Ve elinde ayrı hasarların olabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ama çok zor bir zımbırtı açıkçası. Yani şu ölsün, gerisi benim asla umurumda olmayacak. 8, 9, 10, 11, 12, 4 hasar garanti çıkartıyoruz. 3 hasar olacaktı ki Girdap Rex elinden alacak. Swain'imin ölmemesi güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Ekstradan da vurduğu için hem enisini hem zımbırtısını aldım. Bal kaymak. Swain'i öldürebilir artık. Swain bizim için win condition değil. Dönüş yok. Pas geç. Hasar çıkartabileceğim tek bir şey vermesi benim için yeterli bu arada artık Nexus'a. Sonuçlandır. Pas geç. Bilerek oynamıyorum ki rakip bir hamle yapsın istiyorum. Şu an saldıramaz. Ve benim... Sonuçlandır. Hasar çıkarmak istiyor toptan. Gözcü idol gelsin. Turu bitir. İyi bir şey ver bana top deck'ten. Daha iyisi olamaz bu arada. Ağır metal direkt at kafasına. Savunabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada Katerina'sı gitti demektir. 7-8'deyiz değil mi? Diğer tur benim. Bununla sadece bir hasar çıkarmam ciddi anlamda yetiyor. Direkt Girdap Rex'i oynuyorum. Girdap Rex rastgele hedef alınan düşmanların üzerinde 7 kere top salvosu oynuyor. Top salvosu da biri birime 2 hasar veriyor. Ölürse ya da giderse onun yerine rakibinin nefsine 1 hasar vuruyor. Ve Girdap Rex'im gitti. Neyse, rakibinin Nexus'una 1 hasar çıkarmayı garantiledik. Şimdi 3 hasar çıkaracak bir şey bulmamız lazım. İyi bir karttır, o geleceğine inanıyorum ben. Tibalka, bunun içinden çıkacak olan Tibalka karşı zımbırtımız. İyi, ölümün eli de gitti gene. Pas geç. Ne oynasın? Bloğum var. Zorunda mıyım? Cidden 3 hasar çıkartabileceğim herhangi bir büyüye ben okeyim arkadaşlar. Pasta atışı. Sonuçlandır. Totalde 2 tur hakkımız var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şimdi kendini öldürdü bu beyefendi.
Kart draw'u verdi, inanıyorum. Pas geç. Allah'ım Allah'ım, ağır tatlıyı atacak şimdi. Aa, geçip cümbüşü. Ne verdi? Yavru Ayas Post. Kaybetmiş olma olasılığımız çok yüksek bu arada burada. Gerçi Tibalk'un canı kaç ki? Oy, 6'ya 6 değil mi bu? Duru bitir. İyi bir şey var, iyi bir şey var. Rakibin Nexus'un 2 hasarımız garanti arkadaşlar. Sonuçlandır. Morarık morum gelsin. Ay. Şimdi ağır tatlı direkt bitirecek. 7-10-13 GG. Yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Yani bu böyle bir deste. Hadi kurşun yağmurunu at. Bir hasar. 3'e 1'e vursaydım bari. Be adam. Yani 8 vuracak kendi başına arkadaşlar. Anlamı yok ki bu saatten sonra oynayalım. Okey. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi arkadaşlar Nora ve Teemo var. Canavar azmanını gönder. Noxus Shift'ini gönder. Kurşun yağmur ve ölümün eli güzel. Kurşun yağmuru arkadaşlar Teemo için. Ölümün eli de tamamen Nora için konulmuş bir kart. Ve Kakashi kardeşimize karşı oynuyoruz. Naruto'cular bir bitmedi yahu. Bu arada arkadaşlar çok fazla su içiyorum, kusura bakmayın. Şimdi 4 litre su içmeye çalışıyorum çünkü. Bence bu tur pas geçelim. Neden pas geçelim biliyor musunuz? Diğer tur Nora oynarsa ölümün eliyle direkt elinden alabilirim istiyorum. Hala pas geç. En fazla vuracağı 2 hasar. O yüzden dert değil yani. İyi, şimdi izleyin, Nora'sı 2'ye 4 oldu. Hiç acımanın mantığı olduğunu bile düşünmüyorum arkadaşlar. Sıfır manaya koruyamaz. Elinden ilk Nora'sını aldık. Gayet tatlı, gayet güzel. Sonuçlandır. Biraz yavaş oynayacağım. Zaten yavaş mecbur oynayacağız. Burada Gözcü Döl gelsin. Bu hem Sveyn'i level atlatacak bir hamle arkadaşlar. Hem de iyi bir hamle. Her tur bizi önte çıkartacak. 2'ye 1'le falan saldıramaz artık. Ay ay. Gerçekten. Ya. Devam. Arkadaşlar bu kart var ya. Bu kart var yani. Çok güçlü bir kart ya bu. Gerçekten. Tofkef mantar satıcısı. Oğlum sarı kart oynasam. En güçlü düşmana. Buna 2 hasar veriyor. Ardından kurşun yağmurum var. Hani bir mantar bulutu. Bir de bu büyü oynadığınızda 3 mantar koyan bir kart arkadaşlar. Aşırı sıkıntılı, aşırı tehlikeli bir kart. Çünkü bu destede sürekli mantar yaratacak kartlar var. Beşer beşer koyduklarını düşünsenize. Deneyelim lan şansımızı. Hadi deneyelim. Yorumum yok. Bir de Timos 2-2. İyi, level atladı Timos arkadaşlar. Neyse, kesebilecek daha çok zımbırtımız var ya. İyi bir şeyler versin de. Gayet güzel bu arada. Bu şekilde bir saldır paşama. Elinden gitsin istiyordum. Çünkü kurşun yağmuru oynamak istiyordum. Abi şaka mı yapan? Adam mı seçen? Bu defa da Nexus'a vuramadık, farkında mısınız? Hadi bir kurşun yağmuru daha. Yorumum yok. Neyse, kuzgun sürüsünü... Babacım bunu durdururuz. At Timo'ya. Hiç acımanın bile mantığı. Şunlar çok tehlikeli. Aslında önce kuzgun atıp sonra yapsam... Es. Gerçekten neyse arkadaşlar, biz bu oyunu oynuyoruz. Okey, sıradaki maça aynen geçelim. Çok rezil oynadım ha. Karşımızda şimdi Leona ve Zoe var arkadaşlar. Kurşun yağmur kalsın, Sveyn'in biri gitsin. Ev örümceği de savunma için bizim için tatlı. Okey, şu başlangıç bizim için güzel diyebiliriz. Çok kesebileceği bir şey yok. Twisted Fate falan. Yani hızlı level atlatmak tatlı olabilir. Ki Zoe'yi de burada kesebileceğim çok fazla kartım var. Gelsin bakalım bir.
Ama galiba yine bayağı böyle bir bekleyeceğimiz bir matchup olacak. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? Yorumlara yazın. Abi şöyleyim, şu durumdayım, keyfim yerinde, sen nasılsın falan. İçim gayet okeydir yani. Çünkü sizinle chatte konuşmak benim bayağı bayağı hoşuma gidiyor arkadaşlar. Pas geç. Bir şey oynamayacağım. Günito oynayacaktır. Evrimciğim gelsin. Elinden alıyor olacağız bu arada bu tur bunu. Ve kurşun yağmurunu at babacım. Bak 2'ye düştü. Aynı zamanda Zoe'yi de hedef al. Çünkü bu 3 düşmana hedef alıyor arkadaşlar. Ve pas geç. Ve bence bu tur önce direkli saldıralım. Ağır metal hala tatlı bu arada. Bak direkt bloklamadı çünkü güneşli bir ünite oynayacak. Galiba Leona oynayacak. Aa bak sen. Tam burada gelsin ama mavi kart gelsin. Kart draw bizim için okeydir. Yılan derisi kadar mavi. Bence daha oynamanın mantığı yok. Ve 3 manadayız. Yerde bu Leon var o yüzden problemim yok. Diğer tur direkt Leon'a oynayacağını düşünüyorum bu arada. Turu bitir. Leon'a kaç? 4. Daha okey 3'e 5'miş. 5 mana arkadaşlar. Leon'a oynamasının imkanı yok diyecektim. Bak sen. Bu tur bunun bana sağladığı hamle Swain oynamak oldu. Ve bence Twisted Fate'in bir kart seçini atıp bunu daha çok oynayabiliriz. Level atlamasına 3'te 12 demem. Hasar vurabilecek de bir hamlem yok açıkçası. Turu bitir. Ben de düşünmüştüm. Kuzgun sürüsü güzel. Bence burada buna ağır metali atalım arkadaşlar. Ardından kuzgun sürüsü atalım çünkü bundan deli gibi verim alacak. Her zaman gündüz olması açıkçası çok kötü bir olay. Oyna hayatım. Tek gerçek ışık bizimki. Hiç acıma göstermek bile istemiyorum. 5'te 12, 7'de 12. Gerçi çatışma dışı 12 hasar verdi değil mi? Bunu da sayıyor. 7-5 12 oluyor. Yo. 4-5 9 10 11. Aynen bir taneden kalıyor. Burada ölümün elini falan kullanmam gerekebilir. Girdap Rex için bunlardan birine ihtiyacım var. Gözcü idol güzel ama. Savaş biter. Rahul'un ölmesi daha güzel. Diğer tur Leon'a oynarsa eğer yine okeydir. 5 canı olması bir tık kötü. Hatta 4'e 6 olacak yani. Bence burada gözcü idol gelsin. Gözcü yani burada Zoe ile bir şeyler yapmak istediğine adım gibi eminim arkadaşlar. İnşallah buna büyük halkanı falan vermeyi tercih eder de canını sıkarız. Kaç oluyor ya? 3, 4 oluyor. 5, 6, 7, 8, 9. Bir twist fate daha çekersek çok bal kaymak olabilir ama. Ya bu yaptığın iyi olmadı. Bence bununla gerçekten ölümün elini gönderelim arkadaşlar. Ve pas geçelim. Bunu hala kesebilecek zımbırtılarım var. Artık bloklayabilirim bu arada. Güzel geldi. Yerde 4 tane bloğum var. En güçlü düşmanım Swain. Sonuçlandır. Buradan Madame Curbella gelsin. Buna bir hasar ver. Mopsuz sevki hala okey. Kuzgun sürüsü. Hatta bu tur Swain'in ölmesine izin bile verebilirim. Ama kuzgun sürüsü atmam gerekecek bir şeyler mutlaka olacaktır. Şimdi olaya bakın arkadaşlar.
Buna 2 ver, buna 1 ver. 0'a 4 bunu. 2, 2 de bunu. Yardımcım. Ve aynen kilitle. Daha oynayacak çok zımbırtısı var çünkü rakibin. Gözcüyü döl gelsin. Bunu elinden almak isterim bu arada. Ki burada ölümün eli artısı verin, kuzgun sürüsünü net oynuyor olacağız. Bir kart daha çekersem Twisted Fate'im de level atlıyor. Yani şu an iyi durumdayız. Kart olarak olmasa da. Beni havalı bir yere ışınla. Benim uzay köpüğümden çok küçüksün. Bence önce burada. Bunu deneyelim arkadaşlar. Çünkü burada Zoe için, yani burada ekstra bir şeyler oynayacağını hissediyorum. Bak şimdi. Eğer burada ben ölümün eli atarsam benim Swain'im ölmüyor değil mi? Aa 7'ye çıkıyor. Ek vuruyor. Şu an üzüldüm. O zaman benim Swain'i korumak için tam olarak bu şekilde bir hamle yapmam gerekiyor değil mi? Kilitle. Hadi. Diğer tur. 6'ya 5 var gerçi ya. Hiç iyi olmadı bu hamle. Bir teke tek çatışma daha varsa patatessiz ki patatessiz sonuçlandır. Hiç iyi olmadı. Zoe'sini de alabilecek bir şeyim yok. Swain de gitti. Top deck'ten çok iyi bir şey çekmezsek baya baya bozgun açıkçası. Turu bitir. Ki Zoe'sini de level atlamasına yaklaştık yani. Okey, hiçbir şey çekemedik. Morarık moruk gelsin. Girdap Rex ile belki bir ihtimal diyeceğim ama gerçi diğer tur level atlıyor. Ay ay. Pas geç. Bloğumuz var arkadaşlar, ölmeyecek kadar. Bunun level atladığını görmemiz gerek ki level atladı. Güzel. Ki Nekakoboros'un gözü ayrıca güzel. Kızışmaya başladı. Tamam. Kazanabiliriz arkadaşlar. İnanıyorum. Bunu 4 manaya oynayacağız bu arada. 1 manam bana geri verecek rakip. Sen bunu blokla, sen bunu blokla. Kilitle. 8 hasarı okeyim ben. Bu tur Zoe'sin elinden alalım ama. Nekakaburos'un gözü gelsin. Mavi kartla beraber gelecek. Aynı zamanda 2 kart draw'um daha olacak. Allah'ım, Allah'ım. Tamam pas geç, Allah'tan bir kart daha veriyor ve burada tekrar Twisted Fate oynama şansım var. Semavi üçlüyü oynadı. Bu tur direkt level atlatmaya oynayacak beyefendim. Neyse bir kart çekelim. Hasar kartlarından biri olur umarım ya. Gerçi 4 kart oynaması lazım değil mi rakibin? Oynayabilir. Bu sayılmaz. Twisted Fate'i oynamayacağım bu arada. Tekrar bir Nekakaburos'u oynayacağım. Gerçi kart verecek. Kartı görelim, ona göre hamle yapalım. Hadi lan seç artık. Çok güçlü üniteler seçecek. Şampiyon çek, artı 2 artı 2 var. Direkt level atlatmak istiyor ya. Zoe'si level atlarsa cidden çok sıkıntıya gireriz. Sonuçlandır. Gözüm açık. Tamam yakik güzel. Ama bunu atamam. Bence burada tekrar bir Nekakaburos'un gözü gelsin. Kırmızı kart üstüne bile Noxus Şevki. Pas geç. Hiç acımam Noxus Şevki'ni oynarım. 2 manaya ne oynayacak diyecektim. İyi. Şu an ciddi anlamda çok iyi durumdayız arkadaşlar. Bir dakika babam arıyor. Efendim baba. Videodayım. İnançsızlara geçit yok. Cezalarını bitmek üzere. Ne oldu? Tamam. Bay bay. Arkadaşlar şimdi olaya bakın. Bence burada Swain oynayalım. İmparatorluk adına. Hala zımbırtıyı oynamıyorum farkında mısınız? İblislerine hükm. Mavi kart. Bir kart daha oynayacağım. Burada Twisted Fate'in zımbırtısını oynayabiliriz. Tamam. Hiç gerek yok. 10 numara kart verdi bize top deck'ten.
asla umurumda olmayacak arkadaşlar. Bariyerin elinden gitmesi lazım sadece. İzleyin şimdi. Bu arada elinden giden ikimiz şeydi değil mi? Sonuçlandır. Şimdi morarık moruk gelsin. Kırmızı kart zımbırtısı gidiyor. Stanio sadece 6'ya 8'i var. Ardından Noxus Şevki değil de ölümün eli bence bizim için çok daha tatlı olabilir. Sarı kart atacağım. Solar ya bunlar gene hasar alacak. Yakyikla değil arkadaşlar. Elinden bayağı bir şey alıyor olacağım. Bu tur saldırabilmem lazım ama. Bu tur saldırırsam canın yanar. Bununla gerçekten vazgeçtim. Ölümün eli gitsin. Söyleyemedim. Tamam, pas geç. Güzel. Bunu bloklayamaz zaten. Her şey 3 hasar vuracak bu. Hem bunu hem bunu bayağı bir zora sokacağız. Saldırırken yakik oynamayı tercih edeceğim. Hatta bu tur bitiyor değil mi? 3-3, 6, 8, 9, 10, 11. Aynen bitiyor. Oyna babacım. Gerçi bitmiyor. Blok koyuyor. 2'ye 1 ile. Her şeylerini al. Bence gayet okey. Teke tek çatışma atmasına karşılık yakikim var. Okey, Noxus Şevki bize direkt bu oyunu bitirebilir. Tabi rakibin yapacağı hamle de bir tık önemli burada. Teke tek çatışma geliyor arkadaşlar. Şimdi kendi kaşından mı? Farkında mısınız? Yakiki bırakacağım. Tam olarak böyle vuracağım. Hatta vazgeçtim. Böyle yapacağım. Kendi başına kesemez. Kilitle. 3 hasar arkadaşlar. Elimde Girdap Rex var. Bence gayet okey bir hamle oldu bu arada. Noxus sevkiyle de bu oyun direkt bitecek. Turu bitir. Şimdi Twisted Fate'in bir kart seçiyle ölümünü atacağım arkadaşlar. Buradan rakibin çevirmesi ciddi anlamda zor ama. Bir tekrar telefonuma bakayım. Bu arada arkadaşlar, söylediğimi hatırlamıyorum. Yarın son finalime gireceğim. Ardından bir blog falan çekmeyi düşünüyorum. Diyorum ki çekeyim yani. Siz ne dersiniz? Şimdi bununla ölümün elini geri gönder. Karıştır. Mavi kart gelsin, tamam mı? Ve ardından pas geç. İki manası kaldı. Elinde teke tek çatışma falan yoktur umarım. Gözcü idol artı. Buradan oyun bitebilir bu arada. Ama yapabilecek daha iyi bir hamlem olduğunu düşünmüyorum. Ve saldır. Bu tur her şekilde kurtarıyor olacağız kendimizi. Keşke bunu değil de 2-2 yapsaydım, Sven'im elimde kalsaydı. Neyse, diğer tur her şekilde vuracağız diyecektim ki oyunu zaten bitti arkadaşlar. GG. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.